Tabii ki bizim Edirne Belediyesi olarak gümrüklerde yaşanan sorunlarla ilgili bir çözüm geliştirmemiz söz konusu değil ama biz bugün 3 gündür, 4 gündür, 5 gündür 26 kilometreye ulaşmış tır kuyruğunda çaresiz kalmış bu şoför arkadaşlarımıza biraz katkı olması için gıda yardımında bulunmaya karar verdik. Bulgaristan'ın kendi gümrüğüne operasyon yapması sonucu gümrük memurlarının önemli bir bölümü gözaltına ve görevden alındı. Bunun sonucunda sayısı düşen komşu gümrükte işler yavaşlamaya başladı. Türkiye'den her gün 800 civarında tırın çıkış yaptığı Bulgaristan'a geçişler çileye dönüştü. İşlemlerin yavaş ve uzun sürmesi nedeniyle önce Kapıkule gümrük sahası tırlarla doldu. Yenilerinin eklenmesiyle birlikte uluslararası yolda araç kuyruğu oluşmaya başladı. Tır kuyruğu Edirne merkezi geçerek gişelere kadar uzandı. Benzeri bir durum Hamzabeyli sınır kapısı yolunda yaşandı. Kapıkule'ye göre daha sakin olan bu gümrükte de tır kuyruğu 15 kilometreyi geçti. Bulgar gümrüğünde yaşayan problem nedeniyle sürücüler 4 günden bu yana çıkış için sıra bekliyor. Araçlarının başından ayrılamayan sürücüler en doğal ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. Tuvalet, banyo ve yeme ihtiyaçlarını karşılayamayan sürücülere Edirne Belediyesi yardım eli uzattı. Yaklaşık 20 kilometrelik araç kuyruğundaki sürücülere yetecek kadar kumanya hazırlayan Edirne Belediyesi dağıtıma başladı. Teşekkürler. Bir de su verip verelim. Teşekkürler abi. Kaç gün oldu bekliyorsun? Cumartesi akşamı diyoruz. Teşekkür ederiz. Bize sağlık, geçenize bereket. Bir de su verelim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Afiyet olsun. İşte burada bir arkadaşımız var zaten. Gel abi. Kaç gündür bekliyorsun? 5 gündür. 5 gündür bekliyor arkadaşlar. Ya 5 gün ne yiyecek, ne içecek, tuvalet ihtiyacı, duş ihtiyacı, havalar sıcak. Başımızdakiler başka şeylerin peşindeler. Kapıkule sınır kapısı önüne gelen belediye başkanı Recep Gürkan, kumanyayı bizzat kendi elleriyle dağıtarak sürücüleri dinledi. Burada bir açıklama yapan Gürkan, Edirne'nin isminin Kapıkule yolundaki tır kuyruğu ve taşkınlarla anılmasından rahatsızlık duyduğunu anlattı. Sel konusunu çözmeye başladıklarını ancak tır kuyruğu sorununun devam ettiğini belirten Gürkan şu ifadeleri kullandı. Ama bu sefer çok daha kötü bir tablo var karşımızda. Yaklaşık 26 kilometrelik bir tır kuyruğu var. Şimdi buradaki şartlar belli. Tır şoförlerinin ne tuvalet, ne barınma, ne gıda ihtiyaçları giderilebiliyor. Bunların askeri yaşam koşullarının sağlanması gerekiyor. Belediye olarak gümrüklerde yaşanan sorunlarla ilgili bir çözüm geliştirmemiz söz konusu değil. Ama biz bugün 3-4 gündür tır kuyruğunda çaresiz kalan bu şoför arkadaşlarımıza biraz katkı olması için gıda yardımında bulunmaya karar verdik. Bizim belediye olarak bu kuyruk için yapabileceğimiz bir şey yok. Biz belediyeyiz. Ama insani anlamda sizin durumunuza üzüldüğümüz onlar için biz de size belediye olarak ekmek getirdik, yiyecek getirdik, su getirdik. Onları vereceğiz. Bizim elimizden sağ gelen olun, bu. Çok keşke benim yetkim olsa da şu gümrükleri bir açabilsem. Kişi, yani bir görüşme imkanı yok mu bu Bulgaristan'ın bize yaptığını yani? O biliyorsun hükümetin değil. İşi ama biz Edirne Belediyesi olarak geldik. Sizin yanınızda olmaya vallahi çalışıyoruz. Beşinci... Tabii ki bizim Edirne Belediyesi olarak gümrüklerde yaşanan sorunlarla ilgili bir çözüm geliştirmemiz söz konusu değil ama biz bugün 3 gündür, 4 gündür, 5 gündür 26 kilometreye ulaşmış tır kuyruğunda çaresiz kalmış bu şoför arkadaşlarımıza biraz katkı olması için gıda yardımında bulunmaya karar verdik. İçme suyu yardımında bulunmaya karar verdik. Birazdan arkadaşlarım onları kendilerine ulaştıracaklar. Umuyorum ki bu tır parkı bir an önce biter. Gümrükler arasındaki bu problem hükümetlerimiz tarafından bir an önce çözülür. Bu sorun ortadan kaldırılır. Hem Edirne'nin İsmi artık Kapıkule'de yine tır kuyruğu haberleriyle gündeme gelmez bu olumsuz haberlerle. Hem de bu insanlar asgari yaşam koşullarının temel insan haklarının gerektirdiği bir yaşam standardına kavuşurlar. 4 günden bu yana sırada olduğunu ve bunun nedenini bilmediğini anlatan tır şoförü Hüseyin Kaplan ise sorunun Türkiye'den mi yoksa Bulgaristan'dan mı kaynaklandığı konusunda bir fikrinin olmadığını ifade etti. Avusturya'ya gittiğini ve bu kapıdan başka hiçbir yerde sıkıntı yaşamadığını vurgulayan Kaplan, ilk geldiğimde 13 kilometrelik bir sıra vardı. Şu anda sıra 24 kilometreye dayandı. 4 geceden beri uyuyamıyoruz. Arabamızın başındayız. Arabamıza binenler, inenler oluyor diye konuştu. Bu takometredir. 5 gündür buradayım. 5 gün ispatı burada. Tam 5. gün. Yazık, günah değil mi? Bu buyurun. Ne bilelim? Bizim bir şey bildiğimiz yok. Bekliyoruz. Suriyeli biniyor, çadırı kesiyor. Bulgar içeriye atıyor, ceza yazıyor. Takometrelerimiz bitti, biz bittik.
binlerce euro ceza veriyoruz yollarda. Yazık, günah değil mi? Biz insan değil miyiz? Gece gündüz burada arabanın başındayız. Tam 5. gün, buyurun. Hiçbir yetkili yok. Sahibimiz yok. Hiçbir şey yok. 25-30 kilometreden sıraya giriyoruz. Buradaki Suriyelileri bir engelleyemediler. Çadırı kesiyorlar. Halatı kesiyorlar. Ondan sonra Türkiye'den mal almıyorlar.